Hadi ama ya, bir insan sofrada bu kadar bekletilmez ki. Ya geldim. Telaşlandırmasana beni. Buyurun. Yalnız tamamen organik ve içine sevgi katılarak yapılmıştır Kenan Bey. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu baya baya görüntüsü falan on numara ya. Ve bence ilkinden daha lezzetli olmuş bu. Elim alışıyor tabii. Ya otursana, otur hadi. Yok ya, ben çok doydum gerçekten. Aa Nurşat, delirdin mi ya? Yiyeceksin, hadi otur bakayım. Otur, otur, otur. Dinle beni. Ha? Kim adam? Hı. Al şunu bakayım. Ha, mis gibi. Ya. Yani bugün bir sakarlık yapmasaydın bak tarihe geçebilirdik. Yalnız sen de laf sokacak yer arıyorsun kendine. Ya hayır, şaka yapıyorum, hemen alınma. Dur. Oynama daha fazla. Şimdi biraz tuz dökeceğiz oraya. Ne yapıyorsun? Ne dedim ya, tuz lekeyi alır. Dur. Şuradan da biraz şöyle dökelim. Vallahi becerikli misin? Yoksa sakar mısın, hala anlayamadım biliyor musun? Sen de beni kızdırmak için fırsat kolluyorsun. Bak aşk olsun. Olacaksa aşk olsun zaten. Buna bir itirazım yok ki. Buyur enişte. İstediğin şal getirdim. Teşekkür ederim. Başka bir şey ister misiniz? İçecek bir şey getireyim mi? Çay yapayım size. Yok, istemiyoruz. Daha hiçbir şey yerleşmedi zaten. Sen kendini yorma Musa. Yerleşmez olur mu kardeşim? Eniştem her şeyi bir düşünmüş. Evde eksik bir şey yok. Halise abla ile Kahya birlikte geldi. Sanki hep buradaymış gibi. Eşyalar annemin istediği şekilde hali oldu mu? Oldu enişte. 100 kişi bir girdi içeride. Hop diye her şey yerine yerleştirdi. Eski konaktan tikiş saati kim ne yapacak? Her şey planladığın gibi oldu. Nasıl derler? Şakadanak. Sen ne zaman planladın bu kadar şeyi? Söz konusu sen olunca her şeyi hemen halledebilirim. Yeter ki sen mutlu ol, rahat et. Vallahi dualarım kabul oldu. Size böyle gördüğüm ya, mutluluktan ağlayabilirim. Neyse, ben bir iki yere gireyim. Artık üşümüyorum. Çünkü olduğum yer hem çok sıcak hem de çok güvenli. Seninle birlikte oynamayı, solumayı. Başını yasladığın omzuma bıraktığı sıcaklığı. Elinin değdiği fincandan kahve içmeyi. Birlikte yaptığımız her şeyi. Seni yaşamayı özledim.
sen de. Senden böyle sözleri duymayı da özledim. Ben de seni öfkelenmeden dinlemeyi özledim. Seni işe uğurlamayı, sonra dönüşünü beklemeyi özledim. Yokluğun da güzel. Çünkü geri geleceğini biliyorum. Yani ablam işte böyle yapardı. Ne zaman üstüme bir şey döksem tuz dökerdi ki lekesi kalmasın derdi. Yani benim sakarlıklarım bitmiyor. Yani itiraf edeyim, çılbır yaparken de bayağı bir sakarlık yaptım. Söyle bakalım ne yaptın? Yani söz, dalga geçmeyeceğim. Yani bu konuda sana pek güvenmiyorum ama neyse anlatayım. İşte tencereye suyu koydum. Sonra içine birazcık sirke koydum. Sonra yumurtayı böyle lönk diye döktüm içine. Döktün? Ya normalde düzgün bir şekilde kırmam gerekiyordu. Ben öyle lönk diye dökünce bir anda fokur fokur kaynamaya başladı. Pişmeye başladı yani. Sonra bir şeyler yaptım, kurtardım işte. Yani bence kendine gurur duyman lazım. Yağlı tavayı bile yumurta kıramayan birisi için çılbır yapmak baya baya büyük bir şey. Yalnız ikinci tabağı isterken öyle demiyordun. Çünkü enfes olmuş. Ve sen yaptın. Daha ne olsun. Seni özledim dedim ya. Aslında özlem tam da hissettiğim şeyi karşılamıyor. Nostalji geçmişe özlem diye bilinir. Öyle değilmiş ama. Nostalji yuva hasreti demekmiş aslında. Ülkesinden, evinden ayrı kalanların ait oldukları yeri özlemesi demekmiş. Tam da böyleydim ben. Bir insanı özler gibi değil. Yuvamı, vatanımı özler gibi özledim ben seni. Seni üzmek için söylemedim. Üzülmüyorum. Sözlerinde kendimi gördüm. O yüzden duygulandım. Sana en öfkeli olduğum anlar, seni en çok özlediğim anlardı. Canımı sen yaktığında bile bunu ancak sana anlatarak rahatlayabileceğimi anladım. Anlatamadım da.
Evsiz, yersiz, yurtsuz kalmış gibi hissettim kendimi. Çünkü evim sendin. Özür dilerim Orhun Bey. Yemek servisine başlayacağız. Sizi bekliyoruz. Biz gelmiyoruz. Gidebilirsin. Sizin derneğin İngiltere'deki çalışmalarına bizzat katıldım. Gerçekten muazzam organizasyonlar yaptılar. Bir sonraki toplantıya sen de katılmalısın. Yeni projeler için Emine'nin fikrini almak isteyecekler. Orhun Bey yemeğe katılamayacaklarını ilettiler hanımefendi. Bu saat olmuş, sofra ortada yok. Ne oluyor? Bu ne düzensizlik? Hemen başlıyoruz servise. Ayağımız bir pabuca girdi. Tabağı çanağı nereye koydum? Tuzluğu ne yaptım? İnan unutuyorum. Asıl Afife Hanım yemekleri beğenecek mi? Ben en çok ondan korkuyorum. Vallahi hiç belli olmaz. Zaten heyheyleri üzerinde kızacak yer arıyor. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Vallahi hiç iyi gitmiyor Musa. Elimiz ayağımız birbirine girdi. Bak daha fırını çalıştıramadım. Dur ben bir bakayım. Bunun fişi yerinde takılmamış galiba. Oldu mu? Aç bakalım. Çalışacak mı? Bakayım. Vallahi oldu. Dur hemen şunları hazırlayayım fırına atayım. Sen de şunu açar mısın? Zor olacak ama alışacağız. Orhun Bey bir güzellik yapmış. Bize de uyum sağlamak düşer. Ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Halise, neden hala hiçbir şey hazır değil? Hı? Elimizden geleni yapıyoruz. Fazlasını yapın. Hanımefendi sofrayı soruyor. Siz burada muhabbet ediyorsunuz. Sen de işinin başına dön. Bahçe derlenip toparlanacak.
Hadi. Kursan sen yani emin misin bulaşıkları yıkayabilecek misin böyle? Ya ama bir insana aynı şey 8 kere sorulmaz ki. Yani bulaşık süngeri var, deterjan var. Ortamda gayet uygun bulaşık yıkamak için. Halledeceğim ben. Hadi sen karışma git otur bir şey yap. Yani sen karışma izlemede kal diyorsun. Peki bana uyar. Ya neden izlemede kalıyorsun? Yani git pencereden bir şeyler falan seyret. Böyle başımda dikilince şey oluyorum ben. Ne oluyorsun? Biraz açık konuşsana anlamıyorum ben. Ne oluyorsun? Hı? Tamam. Sustum lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Ofisteyken de bulaşıkları ben yıkıyordum. Yani sonuçta makineye koyuyordum. Ben yıkamış sayılırım. Bunu da yaparım herhalde. Yalnız sen bulaşık yıkayamazsın lafını geri almanı isterim ben bulaşıkları yıkadıktan sonra. Senin için çok zor olmaz herhalde. Ya şu halime bak. Sen biliyordun ama söylemedin değil mi? Bana karışma dedin. Yani ben burada sakin sakin izliyorum seni. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel oldu. Yani modaya böyle yeni bir akım getirmiş falan olabilirsin. Öyle mi? Çok mu beğendin? Çok beğendim. Hatta çok yakıştı. Peki. Bak bu resmen bir savaş ilanı. Urşu Hanım kendiniz kaşındınız. Ben size yardım edecektim burada. Madem öyle... Öyle mi yaptın sen bana? Bak ya hiç durması da yok. Dur dur sen dur. Tamam, tamam, dur. Bu artık durmamız gerektiğinin bir mesajı galiba. Bence de. Yani doğaya biraz ses vermemiz lazım. O zaman sen işlerini hallet, ben seni daha fazla tutmayayım. İşlerim bittikten sonra şöyle sobanın üstünde güzel bir kahve pişiririm sana. Tamam. Kolay gelsin. Musa'nın bunları getirmesi iyi oldu. İçimiz ısındı. Sen acıkmadın mı?
Hayır. Ama sen acıktın galiba. Yok. Ama sen gidip yiyebilirsin istersen. Aklına bir şey takıldığını anlamıştım. Demek bunu düşünüyordun. Afife Hanım'ın canı sıkılmıştır şimdi. Ona bunu yapmayalım. Seni sofrada görsün. Sen şimdi bana kendini düşün diyeceksin ama öyle olmuyor. O masaya sensiz oturmayacağım. Ben... Sen yiyebilirsin gerçekten. Hadi gidiyoruz. Ama lütfen ben o masada oturmak istemiyorum. Hem aç da değilim zaten. Ben acıktım. Sobada demlenen çay gibi bak kahvenin de tadına doyum olmaz. Bayılacaksın. Sen öyle diyorsan öyledir. Yani yaptığın çay da çok lezzetliydi. Uşak buna çok şaşırmadın gibi. Ha? Bakıyorum da köy hayatına bir alışıyor gibisin. Yalnız hatırlatırım. Benim abim profesyonel kampçıdır. Ben daha önce kamp ateşinde kahve içmiştim. Allah kahve konusunda Orhun bile elime su dökemez. Bak şuna bak. Nasıl köpüklü görüyor musun? Şöyle pişmeye devam etsin. Aynen. Maşallah. Allah bozmasın. Sen dur kahve taşmasın. Feri abadır. Hoş geldin Feri abla. Hoş buldum. Ablacığım hoş geldin. Hoş buldum. Buyur geç şöyle. Ne yaptın? Ne yapalım? Koyduk yerine, sırladık geldik. Allah rahmet eylesin. Amin. Son zamanlarda çok acizleşmişti. Evden ayaktan düşmeden gitti. Ablacığım ben kahve yapıyordum da sen de içer misin? Bana da yapıver, sağ olasın. Yoldu, telaştı. Cenazeydi. Biraz kendime geleyim bari. Yaşı da bayağı varmış abla ya. Öyle ya. 103 yaşını geçmişti. Torunlarının torunlarını gördü. Çok güzel bir hayat yaşadı. Şimdi de göçüp gitti. Ama karısı Necla yenge. Görmeniz lazımdı. Hem ağlattı hem güldürdü bizi. Nasıl yani? Necla yenge 98 yaşında. Maşallah ablacığım. Yani neredeyse bir asır desene. Öyle ya. İnanamazsın. Daha armuda açılacaktın. Erkenden nereye göçüp gittin diye ağlamaya başlamasın mı? İnsanın içi gidiyor ama biri 103 yaşında, biri 98 yaşında olunca insan ister istemez gülümsüyor. Kaç yıldır evlilerdi ki? 80 yıldır. Ne? 80 mi? İnsan nasıl 80 yıl evli kalır? Sıkılırsın yani. Vallahi şaşıracak bir şey bulamazsa sıkılabilir. Ama korkmana gerek yok çünkü bizim için öyle bir durum söz konusu değil. Yani değil 80 sene, 100 sene de geçse ben eminim Nurşah beni şaşırtacak bir şeyler bulur. Bulur. Bak şimdi Feriha abla sen iyi bir şey söyledi zannediyorsun ama arkasından başka bir şey geliyor ben biliyorum. Ablacığım bak görüyor musun nasıl alıngan? Aslında ben güzel bir şey söylemiştim. Yani düşünsene 80 sene geçmiş. Nurşah sonunda börek açmayı öğrenmiş. İşte bak bu beni şaşırtırdı. Ya
Ben ne dedim sana? Maşallah size çocuklar. Yani şu ruhsuz eve bile sayenizde can gelmiş. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Amin. İnsanın sevdiğiyle birlikte bir ömür geçirmesi çok güzel bir şey. Kıymetini bil. Biz acıktık. Masayı hazırladık Orhun Bey. Afife Hanımlar da oturdu. Size de servis açın. Burada yiyeceğiz. İyi madem. O zaman hemen hazırlayalım. Ben tabakları çıkarayım. Ben ne yapayım Halis abla? Bana da iş verin. Biz kendimiz hazırlarız. Siz yorulmayın. Ha, anladım Orhun Bey. Gonca Musa, siz servis için yemek salonunda bekleyin. Bir ihtiyaçlar olabilir. Ben de odama yerleşeyim. Senin oturmayacağın hiçbir masada yokum ben. Rahat hissetmediğin herhangi bir yerde olmana da izin vermeyeceğim. Ben masayı hazırlayayım. Önce yemek pişirmemiz lazım. İkimiz mi? Şıps pasta yapacağız. Canım çekti. Çerkez tavuğu yani. Bugün sen yemeksin, ben de açayım. Olur değil mi? Seve seve. Ama mutfağı çok bilmiyoruz. Bazı şeyler bulmam zaman alabilir. Sabredersin değil mi? Birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Eline sağlık Kenan. Afiyet olsun ablam benim. Ben şu bahçeye çıkayım. Biraz ortalığı dağıtmıştım. Toparlayayım. Dönünce de çıkarız zaten. Ben de buraları hallederim o arada. Anlaştık.
Nuşa dur. Nasıl geçti köy macerası? Vallahi ben çok sevdim burayı. Çok güzel bir köymüş. Köylerinde çok tatlı insanlar gerçekten. Hele şu yanda bir teyze var, çok tatlı. Bize kestane ve süt bile getirdi. Bir tanedir o. Ben de çok severim. Yani daha sık gelmek isterim aslında buraya da. Ne diyeceğim? Şu sandığın içinde bir tane defter buldum. İçinde yemek tarifleri yazıyor. Sana ait sanırım. Tabii ki bana ait. Gençliğimde yazmıştım. O zamanlar internet falan yok. Her şey elimizin altında değil. Konu komşudan ne yeni öğrendiysek hemen yazı verirdik. Yani ben işlerinden bir tanesini denedim bile. Kenan bayıldı gerçekten. Bu ilk defa başımıza geliyor. İyi madem. Bak işe yaramış ne güzel. Ben bile ne yazdığımı unutmuşum. İzin verirsen fotoğraflarını çekmek istiyorum tariflerin. Fotoğrafa ne gerek var kızım? Hediyem olsun. Kendi yuvanda pişir taşır. İnşallah. Şu eşarbın içindeki mektuplar. Kızma ama ben merakıma yenik düşüp şöyle bir göz attım. Kapanıp gitmiş eski bir hikaye. Önemi yok. Yani biri hariç hepsini okumuşsun. Bir tanesini neden açmadın? Dedim ya, önemi yok. Boş ver. Al bakalım, bu defter senin. Ağzınızın tadı bozulmasın. Alo. Bir şey mi oldu? Evet oldu. Seni özledim. Az önce ayrıldık. Otelin önünden. Olsun. Özleyeceğim kadar uzun zaman geçti. Bir de tatlı yemeği unuttuğumuzu fark ettim. Çerkez tavuğundan sonra iyi gitmez miydi sence? Yeriz sonra. Ne zaman sonra? Sonra işte. Ne zaman istersek o zaman. Seninle yapacağım hiçbir şeyi ertelemek istemiyorum. Bir saniye, kapı çalıyor. İyi akşamlar efendim. Siparişinizi getirmiştim. Ben sipariş vermedim ama. Kimin verdiğini biliyorum. Afiyet olsun. Bunları sen gönderdin değil mi? Tatlı konusunda kararlıyım. Ama burada iki tane var. Seninle yapacağım hiçbir şeyi ertelemek istemediğimi söylemiştim. Misafir kabul eder misin? Uyandırdın değil mi kızı? Hayır, uyandırmadım. Işıl mışıl uyuyor. Fatih çıktı mı? Az önce çıktı. Nefese yemek yedirmiş. Sonra da masal okuyup uyutmuş. Hepsini tek tek anlattı tabii. Sağ olsun, çok yardımcı oldu. Sen bugün
Bahçedeyken Feri ablaya mektupları sordum. Peki okuduğunu da söyledin mi? Hayır. Ama okumadım da demedim. Yani teknik olarak tam bilgi vermeyip geçiştirdim diyebiliriz. Gerçi o da beni geçiştirdi. Nurşah belli ki konuşmak istemiyor. Öyle. Ama ben çok üzüldüğünü anladım. Acı çekiyor gerçekten. Mektuplara bir bakışı vardı. Keşke görseydin. O adamı hala unutamadığı besbelli. Mektupları saklamasının bir nedeni olmalı. Belki de unutmak istemedi. Adamın açtığı yarayı sevdi. Tıpkı adamı sevdiği gibi. Bunu dillendirmek çok zor bir şey. Haklısın. Feri abla hiç evlenmemişti değil mi? Sence o adamı mı bekledi? Bilmiyorum ama bir şansı olsun çok isterdim. Sevdiği kişiyle hayatını paylaşmasını. Çünkü bunun ne kadar özel bir şey olduğunu artık çok iyi biliyorum. Çok özel ve insana kendini güvende hissettiriyor. Heyecanlandırıyor. Nurşah, teşekkür ederim. Ne için? Öyle genel. Varlığın için. Benimle olduğun için. Ve bana bunları yaşattığın için. Teşekkür ederim. Açmayacak mısın? En sevdiğim anlarımızın tatlısı. Teşekkür ederim. Teşekkür etmesi gereken kişi ben. Eğer kalbinin kapılarını açmasaydın bir daha krem brûle yiyemeyecektim. Sen yokken hiç yemedim. Aklıma bile getirmedim. Yiyelim o zaman. Neden bu kadar güzel biliyor musun? Az önce söyledin ya, en güzel anlarımızın tatlısı olduğu için. Yememe gerek yok. Aklıma getirdiğimde bile ilk kez yediğimiz günü hatırlıyorum. Gözümün önüne yıldızlar geliyor. Kendi gülüşümü duyuyorum sanki. Lezzeti aynı mı bilmiyorum ama yıldızları izlerken yemek istersin diye düşündüm.
Tadı harika. Adını mutlu tatlı diye değiştirebiliriz bence. Sana sadece güzel anıları hatırlatabilmeyi dilerdim. Geriye dönüp geçmişi silemeyiz. Yaşanmamış gibi yapabiliriz ama o da gerçekçi olmaz. Bizi biz yapan her şeyle, iyisiyle kötüsüyle yaşamaya alışacağız. Bazen gözlerinin içinde, derinlerde yaşananların acısını görebiliyorum. İşte beni kahreden o. Konuşmayalım bunları. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Olmaz mı? Nurşah insanın sevdiğiyle yan yana olabilmesi çok özel bir şey.
Ve biz çok şanslıyız. İyi geceler. Sana da. Gir! Bitki çayınızı getirdim hanımefendi. Orhun beyler de daha dönmediler. Bilmek istersiniz belki. Biliyorum. Nurşah'ın yanındaki adamla ilgili bilgi toplamanı istemiştim. Hala bir şey bulamadın mı? Efendim, malum durumlardan ötürü gerekli araştırmayı yapamadım. Özrümü kabul edin. Ama en kısa zamanda... Malum durumlar seni ilgilendirmiyor. Her daim ilk önce benim dediklerimi yapacaksın. Derhal bu konuyla ilgili malumat istiyorum. Emredersiniz efendim. Şimdi beni yalnız bırak. Zehirli sarmaşık yine sarıyor oğlumu. Ayrı kaldığımız günleri telafi etmek istiyorum. Başarabilir miyiz sence? Bir yıl birbirimizden ayrı yaşadık. Onu bile telafi ettik. Birkaç haftanın üstesinden gelebiliriz bence. Fransa günlerini anlatsana biraz bana. Hiç konuşamadık. Neler yaptın? Nerelere gittin? Aslında işim olmadığı sürece evden çıkmadım. Beraber gitmeyi hayal ettiğimiz yerleri tek başıma görmek istemedim. Bir gün Madame Corsini beni terziye gönderdi. Adresi ararken nasıl oldu bilmiyorum. Kendimi Mirabu Köprüsü'nde buldum. Nasıldı? Köprüyü tam olarak hatırlayamıyorum. Bulanık bir görüntü sadece. Göremedim yani. Çünkü ağlıyordun. Neden burada tek başımayım diye kendine sordun. Ne kadar istesek de kaçamıyoruz geçmişten. Olur olmaz yerlerde karşımıza çıkıyor. Bütün bunların sebebi olduğumu biliyorum.
kızgınım kendime.